Tommy'nin şöyle bir gözlüğünü buldum. Fenty'nin öve öve bitiremedikleri şu parlatıcıları. Böyle Elf'ten birkaç tane dudak kalemi seçtim. 25 dakikada buraya geldim arkadaşlar. Sizi bugün Amerika'nın Ulta Beauty'sini dolaştıracağım. Sephora'da olan birçok ürün burada da var. Hatta bütün markalar var. Böyle çok ünlü olmayan insanların bile çıkardığı markalar burada var. Buraya gelmek istedim. Hiç video çekmemiştim. Almak istediğim birkaç tane ürün var. Özellikle Charlotte Tilbury'nin birkaç tane ürününü merak ediyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ama yine de en azından dolaşırız. Yeni çıkan birçok ürün var arkadaşlar. Onlara bakmış oluruz beraber. Hatta böyle güzel setler falan oluyor indirimde. Hayırlar olsun, ürünlerine bayılıyorum ben gerçekten. Snail'in şöyle ürünleri de var. Ben birkaç ürünü aldım da hiç beğenmedim. Neyse, içeri bir geçip bakalım. Baş döndürücü şekilde birçok ürün var. Neye bakacağız? Bakın burada ne var? Laura Mercier'i zaten çok sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Birçok ürününü aldım. Hiç pişman değilim. Şöyle pudrası var. Şunu düşünebilirim. Bir de şurada Charlotte Tilbury'nin şöyle spreyi var. Elime sıktım. Kokusu pek hoş değil. Saç spreyi gibi kokuyor. Bunu düşüneceğim. Bir bakacağız. Burada Urban var. Urban'a bakmak istiyorum yine. Ve tam şurada Laura Mercier'in. Gerçekten ben bu markaya aşık oldum. Gitgide aldığım her üründe daha çok aşık oluyorum. Fondötenlerine bakabiliriz. Geçen gün aldığım renk buydu arkadaşlar. Primer olarak. Şunu seçmiştim çünkü bu renk tatlı bir pembe oluyor. Çok hoşuma gitmişti. Ama bu da güzel yani. Beğenenler olursa. Ben içinde ufak bir pembelik olmasını seviyorum primer'ın içinde. Şu rümeni merak ediyorum ama kararsızım. Arkadaşlar bugünlerde o kadar çok MAC ürünü aldım ki şu an MAC bakasım yok. Çok ruj satın aldım. Hem de birçok rengini satın aldım. Neyse, şuradan geçip gitsek mi? Daha iyi olacak. Başka markalara bakalım. Yine şu aldıkların yanına bakamadan geçemeyeceğim. Şu renk çok güzelmiş bu arada. Geçen gün elime aldım. Hatta çok beğendim ama satın almadım nedense. Hangi rengiymiş? Heat Index rengiymiş. Güzel bir pembe. Şurada Kylie Kozmetik var. Nedense benim hiç ilgimi çekmiyor bu. Bakmadan geçeceğim. Benefit'in çok beğendiğim rimeli şurada. Bu gerçekten çok güzel. Hatta bir tane bende var, şu an açmamışım. Fiyatı ne kadarmış? 30 dolarmış şu an. Şu hiç beğenmediğim kaş kalemi. Hemen biten kaş kalemi. Şu çok ünlü olup gerçekten çok kötü kokan kokular. Ne kadarmış fiyatları? Hemen bakıyorum. 38 dolarmış arkadaşlar. Bunları da geçelim.
Seviyorum buradan ürünlerini. Şu markayı da çok övüyorlar arkadaşlar. Neden övdüklerini anlamadım. Çok keskin kokuyor. Yüz spreyi bunlar. Ama elinize sıktığınızda aşırı derecede çok keskin kokuyorlar. Bir tanesini dahi beğenemedim ben. Ama nedense reklamı çok dönüyor. Bilmem siz denediyseniz bir yorum yapın. Şu ürünler de çok önüme çıkıyor ama yine hiçbir ürününü denemiş değilim şu an. Bunlara da bir bakacağız. Evet, bakın burada ne var? Şu marka benim şu an en çok ilgi alanım. Şuna bir bakacağız neler varmış diye. Siz de bir araştırın. Gerçekten çok beğeniliyor. Yüzümde fondöten sürmediğim için bütün çillerim görünüyor ya. O kadar ışık var ki burada. Çok net görünüyorlar neyse. Şimdi Murad'ın ürünlerinden bahsedelim. Şöyle mor olan temizleme losyonunu almıştım arkadaşlar. Gerçekten çok memnunum. Ve peeling etkili olanıydı bu. Yeşil olanı şöyle daha krem yapıda olan ama şu renkte olan içinde ufak parçacıklar bulunuyor. O yüzden çok beğendim ve çok güzel dip temizlik yapıyor. Nemlendiriyor ayrıca. Yalnız Murad'ın ürünlerine ben size şundan bahsetmek istiyorum. Şöyle ürün çok büyük görünüyor arkadaşlar. Ama şurada yazıyor. Ürünün içinde 30 milim var diyor arkadaşlar. Bunu ben aldım. Ve çok da pahalı. Şu an ne kadar bu? $70. Böyle yaklaşık 15 gün içinde bitti. Neden? Çünkü ürün böyle kabı çok büyük görünüyor olabilir ama ürün şuraya kadar doldurulmuş. Yani iç bölgesi boş. Zaten pompalı. İçinde çok az miktarda 30 milimcik bir gece kremi var. Bu nedenle ben daha almayacağım. Zaten çok pahalı ürünleri. Çok güzel. Evet, verdiği etki de çok güzel. Ama çok pahalı. Ve çok az ürün var içinde. Neyse, şu var şu an bende. Gerçekten çok güzel. Verdiği etkiyi çok beğeniyorum. Ve bu daha çok. Yani şu an bakın şurada bile içindeki ürün görünüyor. 3 pompa halinde. Bitmek bilmedi bu. Bu iyi ama şu tombul olanlar hemen bitiyor arkadaşlar. İçinde çok az miktarda ürün var. Hele şunlar hemen bitiyor. Ya zaten $70. İnanılmaz. Bakın size ne göstereceğim. Nasıl tatlı görünüyorlar değil mi? Ama kokuları çok kötü. Bilmem gidip baktınız mı kokularına. Şu bumbumlara bakar mısınız? Kaplar o kadar tatlı ki. Ama gelin de kokularına bakın. Ay ne kadar reklamı dönüyor şu şişenin. Fiyatları da az değil yani, çok pahalı. Ama esans ürünleri var burada arkadaşlar. Şöyle. Şu dak kalemleri çok güzelmiş. Ve tanesi $5 denk geliyormuş. Güzel renkler var. Ve birkaç renk beğenebiliriz. Elfin dudak kalemleri çok güzel arkadaşlar. Şöyle birkaç rengi var ve sadece $2. Şunlardan birkaç tane şöyle seçeceğiz. Birkaç gündür öve öve bitiremediğim şu Elfin ürünü $8. Primer highlightermış. Şöyle Elf'ten birkaç tane dudak kalemi seçtim. Çok güzel renkler var çünkü. Bu renkleri çok seviyorum. Ve sadece $2. Biraz daha dolaşalım. Bakalım neler bulacağız. Maybelline'den çok güzel şeyler var. L'Oreal var. Rujlara bir bakalım. Bakın burada neler var. Birkaç renk beğenmiştim aslında. Onlardan alabiliriz. Ne kadarmış fiyatlar? $14'muş arkadaşlar. L'Oreal'in şöyle yeni renkleri $14.
Bakın burada neler var. Ve fiyatları 12 dolarmış. Her şey var burada. Yeni çıkan her şey. Bu markayı merak ediyorum. Şimdi hızlıca size parfümlerin fiyatını göstereceğim. Bazı parfümlerde yok. Testerları yok. Şöyle Burberry mesela ne kadarmış? 135 dolarmış. 100 milimi 168 dolarmış. Marc Jacobs'ın 100 milimi arkadaşlar şöyle göstereyim. 137 dolar. Victor Rolf'un bir tane parfümü şöyle. Yine 100 milim. 150 dolar. Güzel kokuyormuş. Şöyle bir tane Versace parfüm bakalım. Şöyle 100 milim. Yine 110 dolar. Şöyle bir şişesi var. Çok bilindik bir şişesi. Ve bendeki şişesi şöyle. Bunun fiyatı ne kadarmış? Mesela ben çok uygun aldım. Şöyle 115 dolar. Ben üçlü setini 115 dolara aldım. Üçlü seti dediğim vücut losyonu ve küçük çanta parfümü ile birlikte. Şöyle Gucci'nin parfümü 168 dolar. 100 milim. Sonra Saint Laurent şöyle minik bir parfümünü koymuşlar. 100 milimi ama 165 dolarmış. Şöyle hemen göstereyim. 100 milimi 165 dolar. Ünlü pembesi. Bu ne kadarmış? 150 dolarmış. Hemen bakıyoruz. Başka ne var? Dior var. Dior'un testerını bile koymamışlar. 100 milimi 250 dolarmış. Son çıkan. Şöyle Dolce Gabbana var. Bu ne kadarmış? 100 milimi 131 dolar. Tabii bunların çeşitleri de var. Çeşidine göre değişiyor. Mesela şu var. Bunun kokusunu merak ediyorum. Şuna bir bakalım. Bu ne kadarmış? Bunun 100 milimi arkadaşlar 156 dolarmış. Şunun bir kokusuna bakacağım. Alarm ötecek neredeyse o kadar. Çok keskin kokuyor. Çok keskin kokuyor. Bakın burada neler var. Valentino. Şu kokusu çok ünlü. Şuna da bir bakalım hemen. Tane tester. Kağıt bakalım. Şunu sıkalım. Ay bu kokusu çok güzel. Muhteşem kokuyor. Şundan biraz üstümüze sıkalım. Muhteşem kokuyor. Çok güzel kokuyor. Başka? Ariana Grande'nin şöyle çok tatlı şişeleri var. Allah'ım şu şişeye bakar mısınız gökyüzü? Şey bulutların içine koymuşlar parfümü. Çok hoş şöyle bir stand yapılmış. Ne kadarmış parfümü mesela? 70 dolarmış 100 milimi. Şey kokmuyor. Aa bakın burada ne var? Kylie Jenner kokusu. Hemen tabii bitmiş. Testleri bile bitmiş, tükenmiş. Sanki inanılmazmış gibi. Hemen şunu koklayalım. Çok az varmış içinde. Hi. Yeah, I look for this. I don't like the lipstick. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Pazardan çakma bir koku alırsınız ya böyle aşırı derecede çakma görünür. Rebat kokuyor. Billie Eilish'in şöyle
Aman Allah'ım, şu parfümün tasarımına bakar mısınız? Sanat eseri resmen. 100 birimi 72 dolarmış. Çok da pahalı değil. Ay Allah'ım, şu şişeye bakar mısınız? Ariana Grande yapmış yapacağını yine. Çok tatlı şişeler. Muhteşem. Ama bu sadece süs pomponlu bir parfüm değil. Şunun kokusunu merak ettim. Güzel kokuyor. Şunu bir deneyelim. Hemen bakıyorum. Fresh banyodan çıkmış gibi kokuyor. Ama çiçeksi. Bunun da fiyatı 48 dolarmış. Hiç pahalı değil. Tüm parfümlere baktık arkadaşlar. Şuradan bir geçelim. Aa, Prada var. Arkadaşlar, testeri yok. Şurada gördüğünüz gibi. Onun da fiyatı 175 dolarmış. Şöyle. Ne kadarmış izlenimi? 113 dolarmış. Alarm hemen ötecek dokunduğunuz gibi. Lawrence var burada. Şöyle yine 100 milimi ne kadar? 125 dolarmış 100 milimi. MAC'i görmek istemiyorum artık. Nars'tan da bir sürü allı kaldım bugünlerde. Yeni çıkan ürün. Ne var yeni çıkan ürün? Şeyin allıkları yok ki burada, onu alacaktım. Allık alacaktım. Bakalım buralarda Sephora varsa oraya gidelim arkadaşlar. Hemen kasaya gidelim. Tarte Kozmetik'in ürünlerini gördüm şu an burada. Kapatıcısını kullanmıştım. Güzel ama çok yoğun bir kapatıcı değil. BB krem etkisi gibi. Böyle çok yoğun bir kapatma beklemeyin yani Tarte Kozmetik'ten. Şu koku çok güzel. Bunu almıştım şu an, çantamda da var. Gerçekten muhteşem kokuyor. Bunlar 10 dolar arkadaşlar. Bence bir el dezenfektanı için çok pahalı ama yine de almıştım. Çok iyi. Çok güzel. Şöyle Essence'in ürünlerini koymuşlar kasanın yanına 9 dolara. Şimdi çıktım arkadaşlar. Bir arabaya binelim. Bir sürü şey aldım. Bir sürü gereksiz alışveriş yaptım. Niye böyle yaptım ya? Keşke Gizem yanımda gelseydi de beni durdursaydı bari. O da yok. Petek de yok. Yandık yani. Arkadaşlar çok yakında bir... Ya şuradaki sivilceme bakar mısın? Nereden çıktın sen ya? Çok yakında bir tane Sephora yokmuş. O yüzden şurada yakında, bana yakın olan 5 dakika mesafede bir mağaza daha var. Oraya gidelim madem. Şu arabayı çalıştırayım. Ayrıca şu telefon tutacağını koparmışlar. Ben de yenisini sipariş ettim. Henüz gelmedi. Telefonu da asamıyorum şuraya. Elimle tutuyorum. O yüzden arabada çekim yapamayacağım. Oraya yetişince çekim yaparım. 5 dakikada geldim. Önce lavaboya uğradım. Şimdi alışverişe başlayacağız. Şunu size göstermeden edemeyeceğim. Bu bir body scrub. Şöyle yanında küçük bir kepçe koymuşlar. O kadar tatlı olmuş ki. Yani alasım var ama şu markayı hiç bilmiyorum. Kalp şeklinde. Ay çok tatlılar yani. Bayıldım. Bayıldım. Ben bunların limonlusunu satın alıyorum. Görmüşsünüzdür videolarımda. Şu an iki çeşit gelmiş şöyle. Bir de güllüsü gelmiş. Ama elimde o kadar çok var ki. Şu an satın almayacağım. Ama bunlara bayıldım. Markalar var şöyle. Kaplar o kadar güzel ki insanın alası geliyor. Ama indirimde bir sürü şey var arkadaşlar. Şöyle Nivea'nın kocaman body losyonları var. Ne kadarmış mesela şunun fiyatı? 7 dolarmış kocaman. Gerçekten çok güzel. Özellikle şu Neutrogena'nın ürünleri zaten çok güzel biliyorsunuz. 6 dolara düşmüşler. Birçok değişik marka gelmiş arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle duş jelleri var. Aslında bayağı pahalı bunlar. Yine burada 7 dolara düşmüş. Güzel kokuyor. Gene kaliteli bir marka. Bu da 6 dolar olmuş. Kocaman ürünler. Ve çok uygun fiyata. Ürünleri gerçekten muhteşem kokuyor. Bu ne kadar olmuş? 17 dolar. Yani burada indirim rafında bile. Aman Allah'ım, çok güzel kokuyorsun sen. Body scrubmış bu. Gingerlı. Yani... Zencefilli falan. Şöyle body scrublar gelmiş yine 6 dolara. Çok büyük ölçekte. Ve benim en sevdiğim şey böyle büyük ölçekli olan şeyler. Şu markayı yine görmüşsünüzdür. Çok güzel saç spreyleri falan var. Genelde çok pahalı ama şu an burada 11 dolar. Aşağıda şöyle şampuanlar gelmiş yine. Şu markada
genelde çok pahalı başka yerlerde. Yani şu an burada indirimli hali bile, şu şişe 17 dolar. Minnacık şöyle. Saç kremi, şampuanları da var. Şöyle renkli renkli ve fiyatları 17 dolar. Yani indirimli hali bile gerçekten çok pahalı. Şöyle şu markayı da görmüşsünüzdür yine. Bu da şampuanı. Şu an bile mis gibi kokuyor. 17 dolara düşmüş. Yine 13 dolar. Kuru saç şampuanlarında. Bir de geçen koyu saçlar için olanını aldım. Şöyle şu. Şöyle kahverengi saçlar için olanın küçük boyu. 5 dolara düşmüş. Bunlar da gayet uygun. Tommy'nin şöyle bir gözlüğünü buldum. Bayağı güzel oldu. Buna benzer bir şey var bende ama yine de bunu düşünebilirim. Güzelmiş. Çok değişik, çok güzel çantalar gelmiş arkadaşlar. Bunları size nasıl gösterebilirim? Şuradan başlayalım. Şöyle çok tatlı çantalar gelmiş. Değişik markalardan ama. İtalyan markaları da var. Böyle değişik bilmediğim çakma markalar da var. Mesela bunun fiyatı 30 dolar. 40 dolara bir çanta var. Ben bu rengin hastasıyım zaten. İnanılmaz güzel görünüyor. 60 dolarmış. Ne ki bu marka? O kadar pahalı. Çok hoş bir çantaymış. Şöyle minik bir çanta gelmiş. Bunu düşünebilirim. Çok tatlı yine. Çanta sevenler var mı? Çok değişik böyle çantalar gelmiş. Pufidik. Puf puf. Hangisini göstersem size bilemiyorum. Şöyle yine çok hoş çantalar gelmiş. Şimdi yazacaklar yorumu. Ay nasıl zevksizsin. Birkaç yorum gelmiş böyle. Ben arkadaşlar sadece beğendiğim ürünleri değil, genelde burada çeşit çeşit ürünler var. O çeşitleri de göstermeye çalışıyorum size. Mesela bu 20 dolarmış. Böyle minik çok tatlı çantalar gelmiş. Bu da çok hoş. Gerçekten çok tatlı. 25 dolarmış. Buna bayıldım. Ama Temu'da bunun aynısı var. Temu'dan getirtebiliriz daha uyguna. Zaten bunlar marka değil, çakma. Olmayan şu çantalar 25 dolar arkadaşlar. Ay bu da çok hoş. Ne kadar olmuş bu? 20 dolara düşmüş bu. Buradan da indirimli çantalar gelmiş. Ne kadarmış bunun fiyatı? 180 dolarmış. Bu mağazasında 300 dolar falan. Yine bej renginde. Bu da 30 dolar olmuş. Ay ben bunu çok beğendim. Bilemiyorum siz beğenecek misiniz ama çok hoş görünüyor. Ben böyle bir kesimde değişik değişik çantalara bayılıyorum. Ne kadar olmuş? 25 dolarmış arkadaşlar. Bunu ben düşüneceğim. Gerçekten çok beğendim rengini. Böyle bahsettiğim küçük çantalar. 30 dolarmış arkadaşlar. Urban diye bir markanın. Şöyle. Çok büyük çantalar. Ben öyle büyük çantalar sevmiyorum ama bu her şeyi sığar yani. 35 dolarmış. Şuradakini görüyor musunuz? Küçük kurşun kalemin küpesini yapmışlar. Şu mugların güzelliğine bakar mısınız? Ve sadece 4 dolara düşmüş. Yine çok uzun bir video oldu arkadaşlar ama size ayrıntılı bir şekilde bütün ürünleri göstermek istedim. İkinci parti çektiğim zaman aldığım ürünleri sizlere göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.